Trakya'dan merhaba. Biz buradayız ekibi olarak Batı Trakya'daki yolculuğumuz devam ediyor. Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunlarından, gündelik yaşantısından yeni görüntülerle yeniden karşınızdayız. Trakya'da ikisi Rodopli'nde, biri de İskeçe'de olmak üzere 3 Türk vali yardımcısı var. Şimdi de vali yardımcılarıyla yaptığımız sohbetleri getiriyoruz ekranlarınıza. Batı Trakya'da Türk nüfusun en yoğun olduğu illerdir Gümülcine ve İskeçe. Yunanistan'da yıllar boyu sadece yönetilen konumunda olan Türk azınlık, yönetici konumuna da artık yavaş yavaş alışıyor. Gerek belediyelerde gerekse valiliklerde üst düzey pozisyonlar elde ediyorlar. Biz buradayız ekibi olarak. İlk durağımız Rodop ilinde azınlığın oylarıyla iş başına gelen iki Türk vali yardımcısından biri olan Sibel Mustafa. Sibel Mustafa, ikisi Yunan, ikisi Türk, dört vali yardımcısından biri olarak valiliğin eğitim, sağlık, kültür ve turizm alanlarından sorumlu. ...1994 yılında valilerin atama yerine seçimle iş başına gelmesini öngören yasa değişikliğinin ardından yapılan seçimlerde ilk kez Türk vali yardımcıları göreve başladı. Sibel Mustafa da 2006 seçimlerinde göreve geldi ve o günden bu yana vali yardımcısı olarak görev yapıyor. 1991 yılında azınlık için milat olarak sayılabilecek yasalar önünde eşitlik ilkesinin açıklanmasının ardından neler değiştiğini sorarak başlıyoruz söyleşimize. Yasalar önünde eşitlik gerektiği şekilde uygulanmadığı için valiliklerde, belediyelerde Türklerin yer alması da çok, sayısı da çok azdı. 91'den bu yana valiliklerin seçimle iş başına gelmesiyle, yani atamalı valinin olmamasıyla birlikte meclis üyeleri de, Türk meclis üyeleri de seçilmeye başladı. Tabii bu bizim için olumlu gelişmeler getirdi. Ve daha o dönemde hatırladığım kadarıyla 4 ya da 5 meclis üyesi seçilmişti Türk azınlığından da. Tabii bunların o dönemde vali yardımcılarının sayısı sadece 2'ydi. Bir Yunanlı, bir Türk oldu Rodopil'inde. Daha sonra 4 vali yardımcısı olmasıyla 2 Yunanlı, 2 Türk olarak arttı. Aynı zamanda vali yardımcıları komisyon başkanları oluyor. O komisyonlarda diğer meclis üyeleri de yer alıyor ve bizim Türk meclis üyeleri de yer alıyor. Bunlar Rodop valiliğinde eşit sayıda uygulanıyor tabii ki. Ancak valilik mekanizması üzerine bir de bölge genel sekreterliği olduğu için valilik yetkileri hayli kısıtlı durumda. Mustafa'ya bunun valiliğin çalışmalarını nasıl etkilediğini soruyoruz. Valilikler üzerinde bir kurum daha var bizim Yunanistan'da genel olarak. Bir bölge genel sekreterliği var, yani bölge valisi gibi. O atamayla geliyor, hükümet tarafından atanıyor. Onun da biz seçimle olmasıyla daha da rahatlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü valilik meclisinde alınan kararların bölge genel sekreterliğinden onaylanması gerekiyor. Azınlığın memur olarak devlet dairelerinde de ne kadar şans bulabildiğini sorduğumuzda ise büyük eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Tabii ki oran olarak çok az. Orana baktığımız zaman %1 ya da 2'dir ancak Türklerin memur olma sayısı. Ancak bunun yıllar önce Türkiye'den, Türk üniversitelerinden mezun olup da buradaki denklik sınavına girip diplomasını tanıtan
kişilerin sayısının az olmasından da kaynaklandığına inanıyorum ben. Bir de yurt dışında eğitim görmüş olanların Yunanca bilgisini ölçüyorlar. Buna benzer bir Yunanca dil sınavı var. Ondan da başarılı bir sonuç almaları gerekiyor. Bunlar hepsi eğitimin getirdiği sorunlardan kaynaklanıyor. İyi bir yolda gittiğimize inanıyorum. Çünkü kısa bir süre önce hiç memurumuz yokken şimdi en azından bir elle sayılacak kadar da olsa var. Mustafa, vali yardımcısı olarak en çok eğitim ve ekonomiyle ilgili soru ve sorunlara muhatap olduğunu söylüyor. Bizim bu bölgede yaşanan en büyük sorun eğitim sorunu. Mesela şu dönemde anaokullarına kayıtlar başladı ve anneler babalar biz çocuklarımızı kayıt ettirelim mi ettirmeyelim mi ya da nereye gönderelim diye sorular soruyorlar bize. İşte onlara mantıklı bir şekilde, gerektiği şekilde cevap vermeye çalışıyoruz. Çünkü biz eğitimsiz bir toplum istemiyoruz artık. Tabii arzumuz her zaman iki dilli anaokullarından yana, ana dilimiz Türkçeyi ve yaşadığımız ülkenin dili olan Yunanca'yı öğrenmemiz gerekiyor. En iyi şekilde öğretmemiz gerekiyor çocuklarımıza. Bundan yana azınlığın genel sorunlarından değil de güncel hayatta yaşanan çok önemli bir ekonomik sıkıntı var. %80'i tütüncü olan toplumun tütünle ilgili geleceğin çok parlak olmadığını görmesi onlarda bir panik yarattı. Öncelikle de bölge bölge araştırmalar yapılıp o bölgede ne üretilir diye bir konuda ortak bir konu bulduğumuz zaman onu yani hükümetin yapacağı, Avrupa Birliği yapacağı anlaşmalarla bu sorunun çözülebileceğine inanıyorum. Ancak şu ana kadar öyle bir gelişme de yok. Vali yardımcısı Mustafa'nın azınlık adına altını çizdiği bir başka sorunsa sosyal kimlik çatışması. Bizim biliyorsunuz dağlık bölgede ya da köylerde yaşayan ailelerde halen daha bu ataerkil aile yapısı var. Bir de üç neslin bir evde yaşaması var. Şimdi gençlerimiz artık eğitim için Gümülcine'ye ya da şehirlere geldiği zaman farklı bir yaşam tarzını da tanımış oluyor. Bunu eve gidip de uygulamaya geçmek istediği zaman tepki görüyor ailesinden. Bu genelde kadınlarımıza yansıyor. Yani evde olan bir babaanne ya da anneanne gencin bu isteklerini anneye bağlıyor. Ya işte sen buna şey veriyorsun diye. Ve bu kadınlarda önemli bir sorun yaratıyor. Sibel Mustafa'dan ayrılarak bir diğer vali yardımcısı Mehmet Devecioğlu'nu ziyaret ediyoruz. Gerek yok öbürüne, yalnız antibiyotik vereceksin. Gerek yok, yalnız antibiyotik vereceksin ki Seforex vereceksin. 10 yıldır görev yapan Devecioğlu, azınlığın en tecrübeli yerel yöneticisi konumunda. Diğer bir deyişle azınlığın yerel yönetim duayeni. Daha önce tarım ve hayvancılıktan sorumlu vali yardımcısı olan Devecioğlu artık altyapıdan sorumlu. Ancak veteriner olan Devecioğlu'na yine en çok başvuru eski sorumluluk alanından oluyor. En çok bana gelenler dediğim gibi 3 sene tarım ve hayvancılıktan sorumlu vali yardımcısı olduğum için de o konularda geliyorlar. Altyapıyla ilgili gelenler hemen hemen hiç yok gibi, onlarla kendiliğimden ilgileniyorum o konularda ben. Bilhassa Avrupa Birliği'nden gelen primlerle ilgili büyük sorunlar yaşıyorlar. Tarım bildirimleriyle ilgili sorunlar yaşıyorlar. Azınlığın geçmişe kıyasla kat ettiği yolu vali yardımcısı Devecioğlu'na da soruyoruz. Bir yarışmaya bir atlet 500 metre geriden başlarsa diğerine yetişmesi mümkün değil. Bugün bunun için de azınlık halkı genel ekonomi bakımından da çoğunluk halkını yetişemedi. Yetişmesi de mümkün değil. Fakat bu haklarımızın hemen hemen hepsini verdiler. Azınlık haklarımızı vermediler. Vatandaşlık haklarımızı aldık. Azınlık haklarımızı maalesef eğitimde olsun, müftülük konusunda olsun, cemaat konusunda olsun, iki dilli ana dili okullarını söz vermiş olmalarına rağmen bir önceki hükümetteki, şimdiki hükümette hala bunlara çözüm getirilemedi. Devecioğlu da Bölge Genel Sekreterliği'nin oluşturulmasıyla valilik yetkilerinin tırpanlanmasından şikayetçi. ...1994'te valiler ilk defa seçimle iş başına geldiği zaman hemen hemen eski valilerin yetkileri verilmişti valilere.
Aynen devlet valisi gibi, Türkiye'deki olan valiler gibi. Ondan sonra teker teker bu yetkileri aldılar. Ve öyle zannediyorum ki 30-35 tane yetki valilerden alındı. Şu andaki vali, Türkiye'nin valisiyle kıyasladığımızda Türkiye'deki valiler devleti temsil ediyor. Buradaki valiler maalesef yalnız halkı temsil ediyorlar ve yetkileri çok çok kısıtlı. Bunun yetkilerini hepsini genel sekreterliğe verdiler. Genel sekreterlik onaylamadan birçok karara imza atamıyoruz. Gümülcine yine de azınlığın temsil oranı açısından İskeçe'ye kıyasla daha şanslı. 25 üyeli il meclisinde 8'i iktidar, 2'si muhalefet partisinden olmak üzere 10 Türk görev yapıyor. Yıllar sonra Türk milletvekili çıkarmayı başaran İskeçe'de ise Türklerin temsili daha kısıtlı oranda. İskeçe Valiliğinde 4 vali yardımcısından sadece biri Türk. İl meclisinde de Türk üye sayısı bir önceki döneme göre artsa da toplam sayı 7'yi geçmiyor. Son durağımız İskeçe Vali Yardımcısı Türkeş Hacımemiş. Fizyoterapist olan Hacımemiş, 1 Ocak 2008'den bu yana görevde. ...1996-2000 yılları arasında Yunanistan'ın birinci lig takımlarından Xanthi Skoda'nın baş fizyoterapistliğini de yapan Hacımemiş, azınlığın yerel yönetimlerde temsili konusunda geleceğe dönük olumlu bakanlardan. Bir önceki 4 yılda 3 tane il meclis üyesi varken bugün toplam 7 tane. Tabii ki burada muhalefetteki arkadaşların konumu, yani oradan 5 tane iktidardaki partinin 2 tane il meclis üyesi, toplam 7 üye olduğumuz için bu dönem daha kalabalık bir ekibiz. Tabii ki bana göre yine de az. Biz azınlık olarak daha organize, daha birbirimize bağlı bir şekilde çalışırsak hem il meclisinde hem belediye meclislerinde sayımızı daha da arttırabiliriz. Hacımemiş, devlet memurluğundaki eşitsizliğin de giderilebileceğine dair umut taşıyor. Oran olarak çok düşük bir oran. Çünkü sizin dediğiniz gibi son yıllarda alınmaya başladı Türk memurları. Ancak bu sevindirici bir olay. Çünkü hiç olmaktansa bugün itibariyle mesela son 2 yılda İskeçe Valiliğinde sadece 4, yanılmıyorsam 5 arkadaş memur olarak tayin edildi. Ki bunlar emekliliğine kadar burada memur olarak görevlerini ifade edecekler. Biz yerel yöneticiler olarak ve azınlık olarak devletten bu sayının her yıl artmasını ve giderek de eşit seviyeye getirmesini istiyoruz. Her alanda elemanlarımız yavaş yavaş yetişiyor. Ben eminim ki bundan sonraki yıllarda 5-10 yıl içerisinde bu sayı daha da artacaktır. Yasalar önünde eşitlik ilkesinin azınlık için olumlu sonuçlar verdiğini vurgulayan Hacımemiş, daha kat edilecek çok yol olduğuna inanıyor. Yasalar önünde eşitlik, isonomiyosu, politiğe dedikleri olaydan azınlık iyi yönde nasibini almıştır diyebiliriz. Yani insan haklarında gelişmeler var tabii ki. Ancak bazı şeylerde tam olarak da iyileşme yok. Bunu siz de bir gazeteci olarak çok iyi takip edebiliyorsunuz. Biz de bunları işin içinde olduğumuz gibi çok daha yakından hem yaşıyoruz hem de her gün bu olaylara da tanık oluyoruz. Türk vali yardımcılarını dinledikten sonra bir gün azınlıktan birinin vali olarak seçilmesini dilemekten insan kendini alıkoyamıyor. Yoksa bu sadece bir düş mü? Bektaşi geleneğinin yaygın olduğu Batı Trakya'da, izlerine artık çok az rastlansa da hala kimi tekke ve yatırlar zamana karşı direniyorlar. Bazıları ise zaman içinde yıkılmış ya da yok edilmiş.
Batı Trakya'yı oluşturan 3 ilden biri olan Evros'a bağlı Dede Ağaç yakınlarındaki Ferre Ilıcaları ve hemen bitişiğindeki yüksek yamaca kurulu Nefes Sultan Tekkesi de yok olmakla olmamak arasındaki ince çizgide gidip geliyor. Nefes Sultan yüksek bir dağın üzerine kurulmuş bir Bektaşi tekkesi. Ancak günümüzde bu tekkeden geriye sadece arkada gördüğünüz sarnıç kalmış. Tarihçiler, Nefes Sultan olarak bilinen Bektaşi dedesinin aslında Yıldırım Bayezid'in oğullarından Düzmece lakaplı Çelebi Sultan Mustafa olduğunu yazıyor. Evliya Çelebi burayı ziyaretinde gördüklerini şöyle tasvir ediyor. Bu tekkenin yaz ve kış meydanları, misafir yerleri, zengin mutfağı, ahırı, kileri, mescidi, nurlu türbesinin kubbesi ve diğer binaları baştan başa kurşun örtülüdür. Tekkenin meydanında bir hayat suyu sarkıyor. Temmuz günlerinde sanki buz parçasıdır. Tarihi eser araştırmalarıyla bilinen Batı Trakyalı gazeteci İbrahim Baltalı'nın çok sayıda kaynaktan yaptığı inceleme de Evliya Çelebi'yi doğrular nitelikte. Düzmece Mustafa burada dervişlik yaparak hayatını sürdüren bir kişiydi. Burada bu yüksek dağın üzerinde yaşamış, burada bir kompleks kurulmuş, 45 tane derviş olduğu bazı kaynaklarda yine belirtilmektedir. 1591 yılında düşmanları tarafından öldürülmüş. Daha sonra burasını ziyaret eden Abdurrahman Hibri'nin anlattığına göre 1627 yılında kendisi burasını ziyaret etmiş ve buradaki külliyeyi görmüş diyelim yani. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiğine göre burada yel değirmenlerin olduğunu söylemektedir. Fere'den, Enez'den, Mekri köyü civarından buraya buğday getiriyorlarmış un öğütmek için. Yine buradan üç nehirin denize dökülüşünün çok muhteşem olduğunu belirtiyor Evliya Çelebi. Bir zamanlar Nefes Sultan Türbesi'nin bulunduğu bu tepede şimdi basit mimarili bir manastır yer almakta. Nefes Sultan Tekkesi'nin hemen yamacında yer alan Ferre Ilıcaları harap olsa da Osmanlı mimarisinin özelliklerini yansıtıyor. Sultan II. Beyazıt'ın vezirlerinden Davut Paşa tarafından yaptırılan Ilıca kubbeleri ve Gazi Evrenos tarafından yaptırılan han hala ayakta. Artık kullanılmayan bu tarihi binaların bitişiğinde inşa edilen modern binalarla Ilıcalar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Batı Trakya çocuk öyküleri deyince ilk akla gelen isimdir Hüseyin Ali Babaoğlu. Dönemin siyasi baskıları nedeniyle kısa süren öğretmenlik yaşamı onu yazarlığa sevk etmiş, öğretmen olarak ulaşamadığı çocuklara kitaplarla ulaşmaya çalışmış. Kendisini artık emeklilik günlerinin tadını çıkardığı İskeçe'ye bağlı Kireççiler Köyü'ndeki çiçeklerle bezeli evinde ziyaret ettik. ...1949 yılında pek iyi dereceyle ilkokulu bitiren Ali Babaoğlu, 1950-51 öğretim döneminde muavin öğretmen olarak İskeçe'ye bağlı Gökçeler Köyü'nde göreve başlar.
O dönem Batı Trakya'da örnek öğretmenler yetişmesi için Türkiye'de eğitim alacak ilk grup öğretmenin belirleneceği sınava girer. 120 kişinin katıldığı sınavda Hüseyin öğretmenle birlikte toplam 20 kişi Türkiye'de okumaya hak kazanır. 1953 yılında 6 arkadaşıyla birlikte Aydın Ortaklar Öğretmen Okulu'nda eğitim görür. 7 yıllık öğreniminden sonra 1960 yılında mezun olur. Beş arkadaş mezun olduk. O beş arkadaşı da Çikişehir merkeze aldı. İlk gelen öğretmenlersiniz evet, değil mi? İlk gelen öğretmeni. Merkeze aldı. Fakat bize müfettiş izin vermedi. Çalışma izni. O da ısrar etti. Dedi ki ya Haşim Bey, sen izin vermiyorsun. Zaten ben, bunlar her gün gelecek. Ben onların aylıklarını vereceğim. Duyuyor musunuz çocuklar? Sizin aylıklarınızı vereceğim. Müfettişin lafına bakıp gelmemezlik etmeyin. Gelin de burada oturun. Öğretmenler odasında oturun. Ben sizin maaşlarınızı vereceğim. Böyle deyince bize de cesaret geldi. Her gün geldik gittik. Bir sene öyle geçirdik, vermediler. Sonraki sene verdiler. Evden İsmet'le Şevket'e verdiler izin. Sonra bana da çıktı izin. 1967 yılına kadar öğretmenlik yaptım orada. 67 yılında Junta devrimi oldu. Junta devriminde bizi öğretmenlikten azlettiler. Neydi peki gerekçe? Öğretmenler Birliği'nde ikinci başkandım ben. Diğer arkadaşların hepsi dediler ki bir şey açalım, şube. Yani şimdi nizamnamemizde de şube açmak vardı. Ben de hiç şey yapmadan emniyete gönderdik bir yazı. Açtım ben şubeyi. Emniyet amiri çağırdı beni. Ben gitmeyecektim. Rahmetli Hüseyin Efendi okul müdürü, beraber çalışırdı. Git be dedi bakalım ne diyecek dedi. O öyle deyince dedim bu gideyim. Ben gittim emniyet amirine. Dış tarafta polis. Dedim emniyet amiri çağırmış beni. Girdi. Tak tak vurdum kapıyı, girdim içeri. Ben içeri girer girmez hiç anlamadım, hani iki tokat vurdum bana. Dedim bunları sen ödeyeceksin. Yani ciddi ciddi. Göreceksin bak neler olacak dedi. Savcılığa gideceğim dedim, seni savcıya şikayet edeceğim. Ondan sonra dedim konsolada da gideceğim. Nereye istersen git dedi. Peki size başka bir şey söyledi mi? Şube niye açıldı falan? Dedi ne? Ne dedi, siz bakkal dükkanı mı açıyorsunuz dedi. Dedim nizamnamemiz var elimizde. Nizamnamemiz var, ona göre açıyoruz. Gittim savcıya dedim, böyle böyle savcıya vurdum kapıyı, girdim içe. Böyle böyle dedim, benim emniyet amire, emniyet amire bana iki tokat vurdu. Ben ondan şikayetçiyim dedim, mahkemeye vermek istiyorum onu. Aa dedi, şimdi dedi biraz önce dedi, ondan telefon geldi dedi. Sen onu dedi makamında rahatsız etmişsin. Makamında hakaret etmişsin ona dedi. O seni şey yapıyor. Dedim öyle bir şey yok dedim. O beni şey etti yani. O bana hakaret etti. O tokat vurdu. Mahkemeye vereceğim. Ver oğlum dedi. Ama dedi bilesin dedi. O da senden şikayetçi dedi. Makamında onu işletmişsin, rahatsız etmişsin. Mahkeme olduk. Bana 15 gün ceza verdiler. Ona verecekler de bana verdiler 15. Şey, tecilli. Bu mahkeme kararından bir yıl sonra da Hüseyin öğretmen meslekten azledilir. Nedir o günkü duygularınız? Neler hissettiniz? Çok şeyler hissettik. Biz öğretmen okumuyorsun, buraya geleceğiz de İşte öğretmenleri okullarda çalışacağız, şöyle çalışacağız, böyle çalışacağız. Hatta kitap basmayı, daha o zamanlar kitap bas şeyin aklımda vardı.
Yani öyle bir duygu vardı ki yani biz burada ilk defa geliyoruz, ilk öğretmenleriz. Bizi çok iyi karşıladı. Cemaat tabi başkanı bizi çok iyi karşıladı. Haşim Engin Deniz. Öğretmenlik mesleği sona erince bir yandan tütüncülük yaparken dönemin önde gelen gazetelerinden Akın'da çalışmaya başlar. Burada masal ve şiirler kaleme alır. İlk kitabınız hangisi? İlk kitabım şu. Durdur ile Kurkun. Masal kitabı. Çok güzel. Türkiye'de 5000 adet bastırıldı. Burayı da 1000 adet metrelerine alıp dağıttık. Bu kitabı Tohum adlı şiir kitabı izler. Daha çok bakarım çocuklara yönelik evet. Çalışmalarınız var. Şu, neden bu öğretmenlik mesleğini yapamamış olmanın bir acısı mı? Tabii onun acısı. Sonra benim şiirlerim dikkat ederseniz halk şiiri. Halka hitap ediyor. Yani oku, ver bir ilkokul mezunu okusun anlar. Ne demek istediğini. Akıncılar, Susuyanlar ve Kuşların Prensi isimli çalışmaları ise basılmayı bekliyor. Ancak... Peki bunları bastırmayı kitap haline getirmeyi düşünüyor musunuz? Bakıyorum hazır çalışmalar. Düşünüyorum ya, mangır yok. Hüseyin Ali Babaoğlu'nun Batı Trakya'daki edebi çalışmaları Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Feyyaz Sağlam'ın öncülüğünde bir tez çalışmasına da konu olur. Benim talebelerimi görseniz bugün dahi arıyorlar beni. Bugün rastlıyorum dışarıda, hepsi evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Rastladılar beni, hocam nasılsın hemen. Yani bir öğretmenlik daha yapmak isterdim. Yetmedi. Yetmedi. 7 yıl yetmedi. Biz buradayız. Haftaya da burada olacağız. Batı Trakya'dan sevgilerle.